Merhaba, uzun zaman sonra yine hep birlikteyiz, bir aradayız. Görüntü kalitesinden fark ediyorsunuzdur ki kamerayla geldim. Bugüne kadar bekledim kamera olmadığı için çekim yapmayı. Ama artık yepyeni planlarla ve gerçekten düzenli çekimlerle aranızdayım. Sadece şöyle bir problem var. Kameraya uygun bir tripodum yok. Hal böyle olunca biraz böyle elimde tutmam gerekecek. Açısı da biraz farklı kameranın. Benim gördüğümden şu an farklı bir şekilde sonuç veriyor. O yüzden elimizden geldiği kadar, alışana kadar ben elimde bu şekilde idare edeceğiz. Ondan sonraki süreçte zaten bir tripod edindikten sonra ben daha kaliteli çekimler yaparız diye düşünüyorum. Bugünkü amacım başarabilirsem vlog çekmek. Bir günümü vloglayacağım. Şu an saat 1:30. Ne yaptım bu saate kadar? Sabah kalktım. Bir kahvaltıdan sonra odayı toparladım. Odayı düzenlemem gerekiyordu çünkü vlog çekilebilecek hale getirmem gerekiyordu. Kitaplarımı düzenledim, kitaplığımı düzenledim. Bütün bunları planladıktan sonra bugün yapmam gerekenler var. Öncelikle güzel bir ajandamızı planlayalım. Bugün neler yapılacak, kiminle konuşulacak, kiminle görüşülecek. Bunları planlayalım. Bugün buna ek olarak bir yürüyüş planım da var. Sizinle yürüyüş yapabiliriz. Bundan sonra hafta içi düzenli olarak yürüyüş yapmaya çalışacağım elimden geldiğince. Tabii bu yürüyüş normal şartlarda 1 saat olması gerekirken benim için 1 saat olmayabilir. Çünkü koronadan sonra çok uzun süreli yürüyüşler gerçekleştiremiyorum. Ben de böyle bir sıkıntı bıraktı. Ciğerlerim çok yoruluyor, daralıyorum. O yüzden yarım saat olabilir, 45 dakika olabilir. Yapabiliyorsam 1 saat olabilir. Duruma göre bakacağız artık. Sağlığım el verdiği şekilde yürüyüş gerçekleştireceğim. Videoyu böyle açmış oluyorum o zaman. Hem ilk denememiz olsun, hem ilk bu kamerayla çekimimiz olsun, hem gerçek anlamda dışarıda çıkabildiğim bir blok olması yönüyle de ilk olsun o zaman. Hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi burada pazartesi ve salıyı bir tutarak yazımı gerçekleştiriyorum, programlarımı yapıyorum. Buna neden olarak ise pazartesi ve salı günlerinin boş kalması. Yani bugün sadece ancak pazartesi gününde herhangi bir not almadığım için bu şekilde de not alıyorum. Bir iş planlayayım derken bir başka şey çıktı önüme. Benim bilgisayar ekranım inanılmaz dolu. Sürekli harici diske ben bunları kopyalıyorum ama yine dolmuş bilgisayar. Hafızası berbat durumda. Vlog çekeceğim madem ya da yeni araştırmalar yapacağım. Benim biraz bilgisayarın hafızasını boşaltmam gerekiyor. Bir süre bununla uğraşırım. Tahmini yarım saat içerisinde en geç o da o kadar sürmez bile. İşim bitip çalışmaya başlayacağım. Bilgisayarın son hali. Mükemmel oldu. Şimdi artık çalışmaya başlayabiliriz. An itibariyle yürüyüşe çıkmış bulunuyorum.
Şimdi bakalım hem kameranın sesini ölçümlemiş oluruz hem de aynı zamanda kardeşim gülüyor bana. Nasıl sesi alıyor, nasıl çekiyor. Dışarıdaki görüntü nasıl, ona bakmış oluruz. İnanılmaz rüzgar var. O yüzden tahminim o ki çok konuşamayacağım dışarıda. Hadi o zaman yürüyüşe başlayalım. Güzel yerler oldukça parkı da göstermiş olurum size. Gerçi Cüneyt Özdemir gösterdi, o tanıttı ama olsun, biz de günlük yürüyüşümüzde kullanıyoruz onların tanıtımındaki parkını diye. Küçük çaplı bir hava atmış olurum. Konya'da bu kadar oluyor. Hava da ayrıca çok güzel. 19 derece gösteriyor. Biraz maskeyi çıkaralım. Kimsenin olmadığı yerde 19 derece gösteriyor. İnanılmaz güzel bir hava var. Tam yürüyüş havası. Gerçi Ocak ayında böyle bir şey olması ne kadar güzel bilmiyorum ama keyifli mi keyifli. Devam edelim. Buralarda hep küçük küçük çalılar, çiçekler bulunuyordu. Ama kış temizliği yapmışlar. Doğal ben daha çok seviyorum. Böyle yapmasalar daha güzel olur diyorum tabii ama bilemiyoruz. Hani bunun olur nedir, olması gereken nedir. Burada böyle bir köşk var. Bu köşkü şu an farklı eğitim amacıyla kullandıkları söyleniyor ama pandemiden muhtemelen işlemiyor. Karşıya geçince daha net görürüz elbette ama park şu şekilde. Burada bir yapay gölümüz var. Konya'da su olmaması sebebiyle böyle göller çok kıymetli. Aynı zamanda tempolu bir yürüyüşe başladığımız için tabii nefes nefese bu şekilde konuşuyorum ama yürüyüşün sonunda muhakkak farklı bir şekilde de sakince oturup konuşuruz. İnanılmaz bir rüzgar olmakla birlikte burayı da yürürken göstermek istedim. Böyle parkın içerisinde küçük küçük minyatürler var. Küçük küçük, sanki ne olacaktı. Burada da Mevlana Hazretleri'nin türbesinin halini görüyoruz. Hatta yürüyüşe şuradan devam edelim ki sizin için yolu kısaltmış olayım. Thank you.
kadar güzel ki. Şimdi yürüyüşe devam edebiliriz herhalde. Bundan sonrası böyle bir yürüyüş yolu. Burada böyle bir alan var. Şadırvan gibi yapılar burada da bulunuyor parkta. Şöyle bir saat kulesi var. Şuradan çıkalım, hani ortamı göstermiş olayım. Böyle bir alan var. Bu alanda mehter marşları okunuyor. Bir mehter takımı var, belirli günlerde çıkan. Tabii dediğim gibi pandemi sebebiyle sekteye uğramış olsa da aktif olarak özel günlerde de mehter merasimleri gerçekleştiriliyor. Tabii Konya'da böyle çok su birikintisi olan, tabiri caizse, alan bulunmadığı için böyle alanlar fazlasıyla keyif verici olabiliyor hava değişimi olması açısından. Yoksa her yer kurak, böyle alanlara ihtiyaç var gezmek için. Zaten gelinler de gelip fotoğrafları dahi burada çekiliyorlar ama inanılmaz bir rüzgar var, hiç yürünecek gibi bir hava değil. Önceden burada balıklar vardı ancak suyu kirletmeleri sebebiyle balıklar kaldırıldı. Böylesi daha güzel oldu çünkü suyun rengi öbür türlü çok bulanıktı. İleride göstereceğim köşk, kahverengi köşk. Burada çay kahve içmek isteyenler için, şu an tabii ki faaliyet göstermiyor ama güzel bir köşk, çay kahve içmek, keyifli vakit geçirmek için pandemi öncesinde sıklıkla kullandığımız bir yer. Osmanlı kahvehanesi. Etrafı yukarıdan seyredebiliyorsunuz. Burada normalde şu karşısı kafe olarak kullanılıyordu. Bu açık alanda da beyaz masa ve sandalyeler bulunuyordu. Burada yürüyüş yapma amacıyla yahut oturup yine sevdiklerinizle buluşmak amacıyla vakit geçirebiliyordunuz. Şimdi ise herkes ayakta vakit geçiriyor.
Bu yürüyüş bana fazla geldi. Vallahi çok yoruldum. Yaklaşık 5500 adım civarında attım. Kardeşcağızım hala yürüyor. Onun yürümesi bitsin. Ondan sonra eve gideceğiz. Ve çalışmaya devam edeceğim. O ara burada oturuyorum. Kimse olmadığı için maskeyi yine çıkarttım. Size ortamı göstereyim, manzaramı. Eve çıkmadan önce azıcık çıtırtı seslerini duyayım. En sevdiğim ses. Şansımda da yapraklar temizlenmiş, tek tük var. Şimdi üniversitede olsaydım her yer yapraktı. Yemişlerden yiyelim biraz da. Yaptım, eve geldim. Yaklaşık 5500 adım civarı attım. Söylemiş miydim? Neyse, bir daha söylüyorum. Şimdi artık yetiştirmem gereken, bugüne hocama göndermem gereken çalışmalar var. Onları bir yapacağım. Hocama gönderimini sağlayacağım. Kitap okumam gerekiyor artık. Lütfen. Benim okumam gereken çok kitap var. Şurada görmüş olduğunuz kitapların okunması gerektiğini söyleyeyim. Masanın üstündekilerin okunması gerekiyor. Bunlar okundu ama masanın üstündekilerin okunması gerekiyor. Onları halledeceğim. Ondan sonra ne işim var diye düşünüyorum. Bugün çok bir şey yapamam. İngilizce video bir de evet izlemem gerekiyor. Akın Dil'den aldığım eğitim videolarının bayağıdır izleyemiyorum. Oraya bir yetişmem gerekiyor. Eksik kapatmam lazım. Sınavın ertelenmesi beni de etkiledi olumsuz anlamda. Bir de onları yapacağım. O zaman şimdiki planımız bu şekilde olsun. Ben ders çalışmaya geçiyorum. Çalışma bittikten sonra yine görüşürüz. Ders çalışmayı bitirdim. Daha doğrusu bir bölümü bitti. Saat şu an 7'ye 10 var. Şimdi hem yemek hazırlığına girişeceğiz. Mutfağa yardıma gitmem gerekiyor. Hem buna ek olarak okumam gereken, bu saatten sonra yapacaklarımdan bahsetmem gerekirse, bir kitap var. Bu kitap elimde döndü durdu. Bunun bitmesi gerekiyor. Sınavım olacak çünkü yüksek lisansta. Onu halledeceğim. Bir taraftan şu tarafta şey yapıyorum. Edit yapıyorum size bugün vlog yetiştirmek için. Tüm bu yoğunluğum arasında dedim ki ben vlogun bir bölümünü yetiştirmeye çalışırken kapanışı yapmayı unutmayayım. Çok da geç saatlere kalmasın kapanış diye şimdi kapanışı yapmaya karar verdim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Vlogla ilgili yorumlarınızı ya da ya şöyle yapsan daha iyi olur dediğiniz önerileriniz varsa hepsini duymak, dinlemek, okumak isterim. Lütfen yorum olarak bırakın. Instagram'dan takip etmiyorsanız onal_musarraf hesabından beni takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Pandeminin bittiği ve gerçekten bir yerleri gezebildiğimiz bir dönemde çok daha güzel videolarla buluşacağımızı şimdiden temin ediyorum. Buna ek olarak sık sık vloglar gelecek bundan sonra. Vlogların içerisinde neler barındırsın, neler olsun, bunlarla da ilgili yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Görüşmek üzere.